Önceki videolarda hep bahsediyordum. Yok şu planı yaptım, böyle yaptım, planlı çalıştım. Artık zamanı geldi. Bu planlı çalışmak neymiş, nasıl plan yapmışım ondan bahsedeyim size. Arkadaşlar videoya geçmeden çekilişten bahsedeyim. Okyanus Yayınları sponsorluğunda bir çekilişimiz olacak. Sizlere Okyanus Yayınları'ndan 5 tane kaynak vereceğiz. Bu kaynaklar 40 seanslı AYT Fizik Soru Bankası, 40 seanslı AYT Matematik Soru Bankası, 30 AYT Fizik Denemesi, 30 AYT Matematik Denemesi, ve son olarak da sanki gerçek AYT denemesi. Çekilişimiz Rakun'la üzerinden olacak. Linkini aşağıya bırakıyorum, oradan bulabilirsiniz. Plan yapmaya karar verenlerin öncelikle karşılaştığı sorun günlük mü plan yapsam, haftalık mı, aylık mı? Benim buna cevabım günlük plan olacak ve artılarından size birazcık bahsedeyim. Bir kere ilk artısı az zaman yiyor. Haftalık ya da aylık plan yaptığını düşün. Oturup 2-3 saat vermen gerekebilir aylık plan için ya da haftalık plan için düşündüğünde pazar gününden oturup 1,5-2 saatini harcaman gerekebilir. Ayrıca günlük planda daha az baskı var üzerinde. Haftalık planı düşün, yaptın falan böyle. Pazartesi, salı, çarşamba güzel gittin. Perşembe bocaladın. Diyorsun ki aa ben batırdım, baştan başlayalım. Bir daha zaman kaybı. Günlük planda batırdığında ya da yapamadığında, eksik kaldığında bir sonraki gün sıfırdan başlıyorsun. Yani ay bir dahaki hafta başlarım, şu andan başlayamam falan, o işleri geçin. Niye günlük plan yapacağımızı da öğrendiğimize göre artık şu planlamanın detaylarına girelim. İlk madde. Planı olabildiğince detaylı yap. Şu an ekranda aynı gün için hazırlanmış iki plan görüyorsunuz. Üsttekine baktığımızda neyi yapacağımız tam olarak belirtilmemiş. Biz planımızı bir gün sonrası için yapıyoruz ama plan hazırlarken önceki günlere bakıp ne yapacağımıza karar veriyoruz. Sadece çalışacağın konuyu yazman yeterli değil. Konuyu sıfırdan mı öğreniyorsun? Tekrar mı yapacaksın? Sadece sorusunu mu çözeceksin? Bunları da belirtmen lazım. Bizim planımızı detaylı yapmamızdaki asıl amacımız bir hafta 10 gün sonra o plana baktığımızda ne yaptığımızı hatırlamak. İkinci maddemde zorlandığın, sevmediğin şeyleri günün ilk saatlerine yazman. Tabii bunda bir istisna var. Ben kendi adıma paragraf problemi, TYT matematik, TYT Türkçe denemelerimi ve TYT genel denemelerimi sabahtan yapıyordum. Paragraf problem ve denemeleri dışarıda tutarak söylüyorum. Sevmediğim, zorlandığım şeyleri sabah yazıyordum. Niye? Çünkü zihnin açık ve daha yorulmamışsın. Diyelim ki fizik. 5-6 saat çalışmanın üstüne akşam 7-8'de mi yapmak istersin fiziği? Yoksa sabah dinç kafayla mı? Hadi bir küçük istisna da girsin buraya. Genelde benim dediğim gibi yapın ama moraliniz, motivasyonunuz çok düşüktür. O gün yapmaktan keyif aldığın bir şeyle başlayabilirsin. Bir sonraki maddemde bir günde olan ders sayısı ile ilgili, tek ders olmasın bir gününüzde. Olabiliyorsa 2-3 tane olsun. Hatta daha fazla da olabilir, konuların zorluğuna göre değişir bu. Diyelim ki türev integrale başladın, trigonometriye başladın. O gün 3-4 ders çalışman çok zor. Yanına bir ders daha eklersin. Hadi olmadı birkaç tekrar daha ekler bitirirsin. Ama daha küçük konuları çalıştığını varsayıyorum. 3-4 ders koyabilirsin. Bu madde ekleyeceğim başka bir şey de dersleri haftaya genel olarak bölmeniz. Pazartesi, salı matematik çalışıp haftanın geri kalanında çalışmıyorsak ya da soru çözmüyorsak bu çok saçma olur. Diyelim ki pazartesi matematikten bir konu öğrenip biraz sorusunu çözdün. Bunu ne bileyim çarşambaya yaz ve cumartesiye yaz. Örnek veriyorum ya, yani bunu unutmaman lazım. Programı yaparken genelde eski günlere dönüp neyi son zamanlarda çalışmadığına bakman lazım. Ona göre yazman lazım. Bir sonraki maddede konu tekrarları. Plan ve tekrar kelimesinden bıktınız ama söylüyorum ya, beni ilk bine sokan şey bu ikisi. Plan ve tekrar yapmak. Tekrar dediğim sadece çok eski konuların tekrarı değil. 4-5 gün önce bir konuyu öğrenmişsindir. Onu tekrar edip 30-40 sorusunu çözersin. Zaten fark edeceksin. Bu tekrarlar çok kısa zamanlar almaya başlayacak zaman geçince. Tamam şu an yeni öğrendiğin konular için öyle değil ama zaman geçince bayağı bir kısalacak, işin rahatlayacak. Son bir maddem kaldı. Ama öncesinde size planımdan birkaç gün göstereceğim. Kararı siz verin. Siz bir yorumlayın bu programlarıma. Look at this dude. Wait till you see the. No. Bu iki güne baktığında görmüş olman lazım. Bu iki gün tıka basa doldurulmuş ve bugünler çok saçma doldurulmuş. Soldaki programa bakalım. Türkçe, fizik, sosyal, biyoloji ve kimya tekrarı yazmışım. Ve bu tekrarlar hem TYT hem AYT. Yani böyle bir ihtimal yok. Sence o gerçek olabilir mi? Sağdaki programa baktığımızda bir ton şey yazmışım. Sadece yarısı bitmiş neredeyse. Ve gördüğünüz gibi 8 saat çalışmışım. Yani o programı bitirmek için belki 15-16 saat lazım. O da olacağını hiç sanmıyorum. Tıka basa doldurmayı önermiyorum. Ama ben arada bir kullandım. Çünkü hiç çalışasım olmuyordu bazı günler böyle. 2 saat, 3 saat çalışasım geliyordu. Hatta hiç gelmiyordu. O günler böyle tıka basa dolduruyordum.
Hiç yoktan bir 7 saat falan çalışıyordum işte yani. Program yarım yamalak kalsa da çalışmış oluyordum o günlerde. Ama ben bunu büyük bir çoğunluğunuzu önermiyorum. Çünkü hedeflediğin şeyi yapmamak yıpratabiliyor insanı. Tamamdır, artık bitiriyoruz. Son bir şey daha söyleyeceğim. O da bu yapacağınız günlük planı bir önceki geceden yapın. Niye? Çünkü sen kendini öncesinden programladığında sabah kalktığın zaman daha rahat uyanıyorsun. Yani neyi çalışacağım diye düşünmüyorsun. Direkt kalktığında neyi nasıl yapacağını, nereden çözeceğini, kaç saat bir şey çalışacağın aşağı yukarı belli oluyor. Bu çok rahatlatıyor çünkü sabah uyandığında mesela kimse ben bugün oturup fizik çalışayım demiyordur bence, yani diyememeli değil mi? Aynen işte, planınızı bir önceki günden yapın. Öyle. Planlamamı nasıl yaptığım hakkında detaylıca bilgi verdiğimi düşünüyorum. Aklınıza takılan bir soru olursa, öğrenmek istediğiniz başka bir şey olursa yorumlara yazın, cevap vermeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, çalışmanıza devam edin.